Torbalı'nın bir yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz. Tarıma dayalı sanayinin en güzel örneği de burada. Domates. Ovamızda yetişiyor. Torbalı'nın güneşinde kurutuluyor ve Torbalı'nın fabrikalarında işlendikten sonra dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Burada muazzam bir kombinasyon var. Bu kombinasyonu başka yerde bulmak mümkün değil. Biz yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ziraat odaları, tarım müdürlükleri, sanayi odaları, ticaret odalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu modeli anlatmaya çalışıyoruz. Fakat burada güneş açısı çok önemli. Nem oranı önemli ve o bölgede domatesin yetişmesi de hakikaten önemli. Hepsinin bir arada olması bize ciddi bir zenginlik katıyor, bir farklılık ortaya koyuyor. Bu farklılığı biz ortaya koymuş bir ilçe olarak tarıma dayalı sanayinin en güzel şekilde gösterilmesi ve bir model olarak Türkiye'ye sunulması için Torbalı örneğini ortaya koyuyoruz. Bu anlamda şunu da söylememiz gerekiyor. Tabii bizim tarımda çeşitliliği ortaya koymamız gerekiyor. Domates yılda yaklaşık bir aylık zaman dilimi içerisinde elde edilen bir ürün. Fakat bizim bunu sadece sofralık ve salçalık olarak değil, çeşitlendirip yıl boyunca tüketimini sağlayacak bir gıda haline getirmemiz gerekiyor. Hele hele bunu yurt dışına göndermemiz ülke ekonomisine farklı bir kazanç olarak geri dönüyor. Tabii biliyorsunuz meyvelerde de son yıllarda bu yapılmaya başladı. Artık meyveler sadece o sezonda, o mevsimde o mevsimde tüketilen ürünler haline gelmiyor. Kurutuluyor veyahut da cipse dönüştürülüyor. Farklı hale getirilip sunuluyor. Tabii bunun ihraç olması da Torbalı'da ayrı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir istihdam da var burada. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlarımız özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Torbalı'ya gelip burada yüzlerce, binlerce insana da ciddi bir istihdam sağlamış oluyoruz. Torbalı özelliği şurada ön plana çıkıyor. Tabii Torbalı'da bu ürün yetişiyor, domates yetişiyor. Ayrıca Torbalı'da bu ürünü kurutabileceğimiz nem oranı ve güneş açısı, güneşimiz de mevcut. Ayrıca tesislerimiz de Torbalı'da. Hepsinin bir arada olması Torbalı'ya özellik katıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde domates yetişiyor. Fakat oralarda o domatesi kurutmak belki mümkün değil. O güneş açısı, o nem oranı orada, onu orada bulmak mümkün değil. Veyahut da bunları işleyecek tesisler orada bulunmuyor. Torbalı kombinasyonu bu anlamda kurutulmuş domatesle tam bir model. Ve aynı zamanda tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi noktasında bizim de Torbalı Ticaret Odası olarak örnek olarak, model olarak sunduğumuz ve her sene en iyi şekilde Türkiye'ye anlatmaya çalıştığımız bir model. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Avusturya, Kanada gibi ülkelerde özellikle tüketiliyor. Tabii yurt içinde bunun tüketimi çok zayıf, onu söyleyeyim. Yani kahvaltılarda bizim kurutulmuş domatesi tüketme gibi bir alışkanlığımız yok. Bizim Türk milleti olarak kendimize has bazı özelliklerimiz var. Avrupalıların çok tercih ettiği bir ürün. Burada tabii fabrikalarımızda işleniyor. Bunlar belli bir kombinasyondan geçiyor. 13 kilo yaş domatesden 1 kilo kurutulmuş domates elde ediliyor. Biz bu sene 60 bin ton civarında yaş domatesi 5 bin ton tesislerimizde kuruttuktan sonra tamamı %99'u yurt dışına ihraç olarak gönderiliyor ve gönderilmeye devam edecek. Son yıllarda ivme kazandı. Biz de Torbalı'nın bu yönüyle ön plana çıkması için bu modelin tüm Türkiye'de en iyi şekilde anlatılması ve Torbalı'nın tarıma dayalı sanayisinin gelişmesi ürünlerimizin sadece mevsimlerinde tüketimi değil, mevsimlerinden daha sonraki mevsimlerinde de işlenerek çeşitli hallere getirilerek de tüketilmesi, meyve sebzelerimizin de tüketilmesi de bu anlamda önemli. Yani bizim ürün çeşitliliğimizi arttırmamız bol. Yani Temmuz ve Ağustos ayında domates bol. Bu bol domatesi ne yapacağız? Sadece salçalık ve domates sofralarımızda mı kullanacağız? Bu yeterli değil. Bizim aynı şekilde bunu kurutup da yurt dışına göndermemiz ayrı bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Biz bu işe 2003 yılında başladık. İlk başlarda sadece domatesi fabrikalardan alıp iç piyasaya satıyorduk. Sonra sırayla pazarımız arttıkça üretime başladık. Kendimiz ekmeye başladık. Kendimiz kurutmaya başladık. Kendimiz satmaya başladık. Şu an Kuşçuburun'da 600 dekar arazimiz var. 600 dekarda domates ekiyoruz. Burada 150 dekarda kurutma alanımız var. Kurutma alanımızda da 150 kişiyle 6000 ton domates kurutuyoruz. Bu da ortalık 500 ton kuru domatese tekabül ediyor.
Bu malları da genellikle yurt dışında Brezilya, Almanya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Asıl amacımız topraktan çatala, yani son tüketiciye kadar üretimi kontrol aşamasında tutmak. İnsanlara kendi organik mallarımızdan yedirmek istiyoruz. Onun için ekilişlerimizi kontrol altında tutuyoruz. Bu sene, geçen seneye göre domates rekoltesi çok az. Hastalık geldi. Türkiye genelinde bir hastalık var. Onun için domateslerdeki kalite biraz düşük. Rekoltemiz de az. Bunun için biraz zorlanıyoruz ama biz kendimiz ektiğimiz için ham madde temininde sorun yaşamadık. İnşallah da bu yılın üstesinden geleceğiz. Devam edecek. Kemal abi. Ağırlık 120. Günde 120 kasa yapıyor. Helal olsun. Kaç para kazanıyorsun günde? Domatesler. Domatesler bu sene iyi değil. Yağmur mu yapıyorlar? Şimdi ilaçlama yapalım da çekelim. İlaçlama yapalım. Bu önemli. Çok güzel. Bu sene biraz sıkıntı tadı yok.